Merhaba herkese. Hastanede artık 5. 6. günleri sayamadım bile. Böyle bir zor süreçten geçiyoruz. Böyle bir kısa video çekmek istedim. Hayatta olduğuma dair. Çok zor bir süreç benim için. Burada bu süreçte sevginizi benden esirgemediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Böyle gerçekten normalde iyi konuşan birisiyim ama kelimeleri seçemediğim bir süreçten geçiyordum. Bu süreçte önce teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve tüm ekibine, Sayın Valimize Davut Gül'e, tüm ilçe belediye başkanlarımıza, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, tüm polis teşkilatına, bütün emeği geçen herkese, faillerin çok kısa sürede bulunmasına, emeği geçen bütün polis arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize cani gönülden teşekkür etmek istiyorum. Benim için çok zor bir süreç. Bu süreçte böyle güzel duygular hissetmek ne kadar değerli size anlatamam. Bu videoyu sadece kalpten çekiyorum. Çok duygusal bir süreçteyim. Ziyarete gelen, arayan, sorayan, cevap veremediğim, dönemediğim ameliyat süreci, narkoz süresi, ağrıların olduğu bütün bu dönemde dönemediğim, teker teker geri dönüş yapacağım insanlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Spor camiasına, yanımda olan herkese isim isim saysam bitmeyecek ama saymaya çalışayım. Öncelikle tabii hastaneye, Acıbadem Hastanesi'ne Sayın Mehmet Aydınlar'a ilk günde beni ziyarete geldi. Burada verilen tüm hizmet gerçekten çok çok moral açısından benim için çok önemliydi. Efsane başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın verdiği destekten dolayı Mahmut Uslu'yla beraber kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şevket abi, Şevket Yılmaz. Bütün spor camiasına, eski takım arkadaşlarım Volkan Demirel, Tuncay Şanlı ilk günden itibaren yanımdaydılar. Semih Şentürk. Unuttuğum isimler olsa hakkınızı helal edin. Tam bütün ilaçlar, serumlar, bazı şeyleri belki kaçırıyor olabiliriz. Hasan Şaş ziyarete geldi Ümit abi. Onun da başı sağ olsun, babasını kaybetti Ümit Davala. Fatih Terim, Fatih Hocam, Milli Takım Hocam. Necati Ateşim'den, Hakan Uysal'ına, bütün herkesin arayıp sorduğu, Bülent Korkmaz'ın her gün pembesine, yani sanatçılardan da gerçekten böyle zor konuşuyorum, hakkınızı helal edin ama sevginizi hissetmek şu an gerçekten bir daha ayaklarım üzerine basacağımın hissini veriyor bana. Buradan daha güçlü çıkacağımı da biliyorum. Bir boğayı devirmek, şunu öğrendik, Kadıköy boğasına 3 kuruş yetmiyormuş. Bir şekilde de böyle bir saçma sapan bir espri yapayım ama ayakta duruyoruz. Duracağımızın da göstergesi. Devrilmedik. Doğru ki 9 köyden kovalarmış ama 3 kuruşuna kalırmış. Onu tabii ki şey yapamadık. Hesap edemedik ama biz de yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Bu süreçte tabii çok üzücü olaylar da oldu. Ben aslında program çıkışı, canlı yayın çıkışı bir haince bir saldırıya uğradım. Ama görüntülerden de gördüğünüz gibi vuranın da o benim gözümün içine nasıl baktıysa ben de onun gözünün içine baktım. Hiç korkusuzca. Demek ki böyle bir şeymiş bu. Dimdik ayakta durdum. Bundan da kendimde tabii ki gurur duyuyorum ama sonrasında yapılan saldırı daha da ağırdı benim için. Yani buradan kalkıp kumar borcu, senet borcu bunlar çok aşağılıkça. Bunları da herkesin vicdanına, kıymetli halkımıza, kıymetli milletimize bırakıyorum. Yani ben buradan şu mesajı aldım. Yani kumar borcu olup vurulduysa iyi oldu falan diyeceklerdi herhalde ama Allah'a şükür benim telefonum da, anım da, her şeyimiz bizim devletimize hepsine emanet ve teslim ettim. Onlara sonsuz güvenim sonsuzdur. Devletimiz bu işin üstesinden gelip bu işi de halledeceğinden bir gram şüphem olmadı ilk günden bugüne. O yüzden bu iftira atanları da vicdanına baş başa bırakıyorum. Olay anında da vurulduğumda da kendimden daha çok yanımdaki arkadaşlarıma, kardeşlerime bir şey oldu mu diye sordum. Fotoğrafı gönderirken de son sözüm Fenerbahçe derken hiçbir mesaj da vermek istemedim. Oradan da bir şey çıkarmak isteyenlere de bir ufak bir mesaj olayım. Benim bu hayattaki insan ne zaman ölçeğini bilmiyor ama her zaman son sözüm Fenerbahçe'yim. Bunu her zaman söylemişimdir. Sonuçta ben orada 3 kurşun yemişim. Yaşayıp yaşayamayacağımı bilmiyorum. Hastaneye ne zaman gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Son sözüm Fenerbahçe'ye o yüzden söyledim. Hiçbir mesaj içermedi bu olay. Ama tabii ki nereye çekmek istiyorsa çekebilirler. İnsanın kendi vicdanı, herkes kendi vicdanından sorumludur.
Arkamda niye Fenerbahçe forması var diye soranlara da Celtic forması asmayacağım herhalde oraya. Fenerbahçe forması asacağım. Onlara da böyle bir mesaj olmuş olayım. Bir mesaj içermiyor. Sevdiğim takımın forması her zaman arkamda. Bunu hissetmek çok güzel bir şey. Gelmeyenler için de hiçbir şey söylemeyeceğim. Onlar da kendi vicdanla baş başa kalsın. Ben sonuçta Safra kesici ameliyatı geçmedim. Yani iki telefon açtığımda olacak bir iş değil bu. İnsanlar böyle bir pozisyonda bu süreçte daha duygusal oluyor. O yüzden gelmeyenlerin de canı sağ olsun. Hiç kimseden de bir kırgınlığım, dargınlığım da yok. Bu süreçte insanlar demek ki daha olgunlaşıyor, da bir şeyleri daha net görebiliyor. Ama dediğim gibi bu süreçte yalnız bırakmayan bir sürü çok isim var. Yani Rıdvan Dilmen'den Bülent Uygun'la kaptanımız, benim kaptanım değildi ama efsane kaptan Müjdat abisinden şimdi aklıma geliyor. Daha halen ilaçların etkisi geçmediği için çok ağır ilaç tedavisi görüyorum. Alex de Souza'nın ilk günden beri 4-5 kere araması, efsaneler grubumuz var, hepsinin yazması, Okan Buruk'un direkt maçtan önce Okan Hoca'nın da bu olaya değinmesi. Sonuçta bu kurşun sadece bana değil, spor camiasına, yani futbola, Türk futboluna atılan bir kurşun. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Sayın Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. İlk günden beraber, ilk günden verdikleri destekten için. Sevgili efsanemiz Cemil Turan, Cemil abi geldi, beni yalnız bırakmadı, sağ olsun. Her gün üst üste gelenler var. Kanaldaki bütün çalışan kardeşlerim, Murat Ağulu hiç yalnız bırakmadı. Murat Zorlu, patronlar, Doğan, hepsi buradaydı. Bu tabii ki çok önemli benim için moral açısından. Bu süreçte tabii ki avukatım Ahmet Yaşar, sonrasında Savaş Adalet, onlar da bu süreci en yakın şekilde takip edip elinden geleni yapıyorlar. İnşallah en kısa zamanda da iş aydınlığına kavuşacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Dediğim gibi benim her şeyim ismimle, şerefimle devletimize teslimdir. Ben devletimizin arkamızda olduğunu biliyorum ve onlara sonsuz güvenim. Bu işi de aydınlığa kavuşturacaklar. İsimler böyle tek tek aklıma geliyor. Dediğim gibi böyle zor bir süreç. Göksel Gümüşdağ Başkan aradı, Faruk Süren Başkan aradı. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Sevgili benim de asbaşkanlığımı yapan Nihat Özdemir aradı. Özellikle moral verdi. Ona da çok çok sevgilerimi iletiyorum. Futbol camiasından Nihat Kahveci kardeşim de ziyarete geldi. Onunla aramız biraz bozuktu. Onunla da burada gelip böyle destek vermesi beni çok mutlu etti. Böyle günlerde insan gerçek dostlarını görebiliyor. Bu çok önemli. Dediğim gibi benim için çok yeni ve çok zor bir süreç. Böyle aklıma geliyor. Herkes hakkını helal etsin. Gerçekten 43 yaşındayım. Çok konuşkan bir insanım. Hayatımda ilk defa kelimelerin boğazıma düğümlendiği bir süreçten atlatıyorum. İnşallah bu düğüm de açılacak. Dışarısı nasıl bilmiyorum. Herkes seni çok seviyor diyorlar. Ben de herkesi çok seviyorum. Herkes hakkını helal etsin. Gerçekten zor bir süreç. İnşallah bu süreçten daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Ama böyle bir kısa bir video çekmek istedim. Çok merak eden var. Sizleri çok seviyorum. Eğer unuttuğum bir isim varsa da hakkını helal etsin. Onlara da ileriki şeylerde muhakkak söylerim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.